Abi. Sus Halit. Susayım mı? Evet, sus ve eve git. Susmak şimdi de mi? Susup hanginizin gebereceğini söylediğim öyle mi? Sen onun beynine bir kurşun sık. Sen de komiteni bekle. Onlar gelip Davut'u kurbanlık koyun gibi kessinler. E ben susayım. Belki bir şeyler öğrenebilirim. Susuyorum şimdi. Neden bir şey söylemiyorsunuz? Halit, sus ve eve git. Burası sana göre değil. Ama Nazif'in altını temizlemek tam bana göre öyle değil mi? Ver şu silahı. Halit! Halit bırak! Tabanca yok artık. Çocuğum. Bunlar güven altında. Naim seni çözeyim. Naim! O seni hiç bilgilendirmiyor. Senin kendi yasaların var, onları en kutsal gerçekler olarak görüyorsun. Abimizden hayatını kurtar, bana söz verdin Naim. Halit eve git. Abi ne yapacağız şimdi? Bekleyeceğiz. Komite. Korkum yok benim. Siz kiminle oyun oynadığınızı sanıyorsunuz? He? Köylülerle mi? En azından nasıl bir işe bulaştığınızın farkına varırsınız. Rıdvan. O orospu çocuğuyla birlikte çalışıyorduk biz. O tutuklamalar öncesinde kendisine bir sigorta aradı. Benim gizli polisle görünmemi sağladı. Benim de bir sigortam var. Evden her çıktığında onlara haber veririm. Eğer tespit edilen saatte geri döndüğümü bildirmezsem neredeyse bana yardıma gelirler. Sen buraya gelmedin, onlara haber mi verdin? Evet. Evet. Sizden bana tehlike geleceğini rüyamda görsem inanmazdım. Ama siz beni mahkum etmek, sorgulamak, öldürmek istiyorsunuz. Hepinizi ele vereceğim. Köydeki herkes tek tek tanıyorum. Köyde hayalet gibi dolaşan maskeliler ya onların eline geçecek ya da İsraillerin geldiğini duyunca fareler gibi kaçacak delik arayacaklar. Tek çözüm bu. 15 dakika içerisinde burada olurum. Ha, Halit. Beni merak etmene gerek yok. Bak bundan sonra her şeye burnunu sokmamak gerektiğini öğren. Onlara haber vermeye kalkma abi. Oldu bile, yoldadırlar. Sen onları buraya getirecektir. Doğru. O tam bir köpek balığı. Onun yanına yaklaşmaya bile cesaretiniz yok sizin. Ona geri gelmezsem haber vermesini söyledim. Şimdi anladın mı? Şimdi her şeyi anladım. İsrail ordusu seni koruyacak ha. Harika. Seni burada bırakabilirim. Alıp götürsünler diye. Benim sayemde ölmedin. Ya da zindanda değilsin. Bak böyle yaptığın her şeye rağmen ben senin abin. Abin kaldım. Seni hep korudum, kolladım. Sana dokunmamalarını sağladım. Niye şimdiye kadar hiç tutuklanmadığını düşündün mü? Devrimin kaplanı! Ben sizin ne yaptığınızı, nerede yattığınızı, kimleri katlettiğinizi, her bokunuzu biliyorum ben. Neden bu kadar memnunsun? Ordu çekilip gittin. Sen ne yapacaksın? Benim gideceğim beraber. Onlar seni koruyamaz. Söz verdiler bana. İsrail'de bir ev, bir iş. Çünkü ben onlara bildiğim her şeyi anlattım. Ama sen geldin her şeyi alt üst ettin. Şimdi senin yüzünden burayı terk etmek zorunda kalacağız. Kaç Naim. Bu gece bu köyün başına gelecek felaketten haberin yok senin. Halit. Halit koş. Hanıma haber ver. Karıma da. Bu gece bu köyü terk edeceğiz. Ya Nazif? O da bizimle gelecek. Ya ben? Sen de. Ya köyde gambazladığın insanlar Naim ne olacak? Bak. Onları boş ver. İnsan hayatı büyük savaşlar için çok kısadır. İsrailleri sevmek zorunda değilsin. Bak biz hayatımızı düşünmek zorundayız. Bak burada hayat kalmadı artık. Buradaki hayat... Sen yok ettin onu! Salaklık etme! Çabuk karar ver! Her an gelebilirler! Seninle birlikte kenefe bile gitmem. Bana böyle bir şey önermem bir hakarettir. Beni kullandın. Sorduğun bütün o sorular. Geçit töreni. Biliyor musun ben ona her şeyi anlattım. Benim yüzümden.
İsrail ordusu geliyor öyle mi? Sen sorununu böyle mi çözüyorsun? Sen bunu yaptıktan sonra ben bu köyde nasıl kalırım abi? Neden? Yaşamak için, yaşamak. Yaşamak için! Onun adamları beni ne yapar biliyor musun sen? Onlar insanın derisini güzel be. Hem de canlı canlı. Onların kahramanlığı budur. İnanma onlara. Cesurlar. Kime karşı? Zayıf. Aciz köylülere karşı. Tüm kinini bize kusarlar. Tüm nefretini bize kusarlar. Onlara kurallar koyarlar. Ne yiyecekler, ne içecekler, ne zaman sıçacaklar, sigara içecekler mi? Hep onlar belirler. İşine gelmediğinde çekip vururlar. Sorgusuz, sualsiz. Niye? Çünkü 3-5 çocuk öyle karar vermiştir. Şimdi sen bana gelmişsin, ordunun mahkemesinin bir şov, bir sahtekarlık olduğunu söylüyorsun. Kim seçti sizi be? He? Kimsiniz siz? Bu halk için yaptığınız bir tek şey söyleyin bana ya. Bir tek şey. Öyle büyük, hiç boş laflar etmeyin. Çünkü ben onlardan anlamam. Ben sizin bu halk adına, halkın ne kadar çok kanını döktüğünüzü bilirim. Sen benim sorumu yanıtlamadın, dışarıda da kalabilir. Hiçbir şey karışmayabilirdin. Neden gambazladın, neden? Ondan ne istiyorsun? Söyleyecek bir şey yok. Konuştukça batıyor. Beni neyle kelepçelediğine bak. Bunun ne olduğunu biliyor musun? İsrail ordusunda kullanılan plastik kelepçe. Askerler ilk defa bizim köye geldiklerinde ben daha 7 yaşındaydım. Ben, Atıf, birkaç çocuk birleşip bir ordu kurduk. Biz çocuklar. Davut bize katılmadı. O tepede askerlerle oturdu. Şarkı söyleyip dans etti. Askerler de ona bonbon verdiler. Nasıl utanmıştım. Çocukluğumdan beri tek gün geçmedi ki bir gün bu işgalin son bulacağını düşünmeyeyim. Ve sen, abim mi? Senin hayalin mi? Bir ev mi? İsrail'de mi? Seni esrar keşlerle orospuların arasına yerleştirirler. Yoksul bir kentin en pis sokağına. 50 yıl götünü yalarsın da Yahudinin. Yine de ruhunu satan Arap gammazcı olarak anılırsın. Araplar da senin suratına tükürür. Oğlunun böyle mi büyümesini istiyorsun? Böyle bir rezillik şimdi. Hiçbir şeye karışmayabilir mi? Davamıza birazcık saygın olsaydı yüreğinde. Ama yok. Çok büyük laflar edersen kendine bir anlaşma imzalamaz. Bir hiç olarak ölmeye kararlısın, bir hiç. Başka hiçbir şey değil. Savaşmak zorundayız Davut. O istediğimiz şeyler savaşmadan elde edemeyiz. Bak bana, ben savaşıyorum. Savaş korkunçtur. Savaşıyorum çünkü başaracağıma inanıyorum. Hiçbir şey gökten zembille inmiyor Davut. Bak tüm bunları sana ders vermek için anlatmıyorum. Abimsin. Onun için söyleyeyim. Sen bizim en büyüğümüzsün. Ve sana veda ediyorum. Şimdi kalk. Şu caminin minaresine çık. Hoparlörden bütün köye şunu anlat. Ben Davut. Oğullarınızı gammazladım. Evlerinizi havaya uçurttum. Ben bir gammazım. Bu da benim cezamdır. Sonra bırak kendini boşluğa. Acısız bir ölüm olur. Daha da önemlisi, adını sadece böyle temizleyebilirsin. Adın da kurtulur, hadi al. Sakın onlardan birini de yakalama. Yoksa bir köpek gibi ölürsün. Kaç lan! Kurdu hemen gelebilir. Artık yapacak bir şeyim kalmadı. Halit. Daha ne istiyorsun? Bana yardım etmesin. Yardım etmesen öldüm demektir. Son bir defa. Ne oldu senin askerlerine? Bu benim hayatım. Sen söylemiştin. Yoldalar demiştin, öyle değil mi? Evet.
İnsan onları buraya getirecekti. O çoktan burada olmalıydı. Bir